Biraz düşünmek lazım. Yaz ayında ihtiyaç vardır. Giyebilir. Terlik de bir insana yakışmaz. Kapalı olabilir ama kolumun karası terlik yakışmaz. Ben 24 saattir direksiyon sallıyorum. Kamyon. Bak gene kapalı gidiyorum. Kim beni engelleyebilir parmak arası terlik giydiğim zaman? Ne alaka? Parmak arası terlik giymenin yani bununla ne alakası var yani? İyi olur. Bence iyi olur yani. Öyle mi diyorsun? Evet. Neden? Vallahi rahatsız olur parmak araları o için. Yani ben parmak arası terlik giyerim ama dışarıda giymiyorum zaten. Ya parmak yani saçma. Herkes öyle istediği gibi giyinebilir. O anda hiç kimseye benim sözüm olmaz. Zaten güzel bir şey diyor. Parmak arası terlik. Envai çeşit terlikler var. Bir tanesini tercih etsinler, öyle değil mi? Şimdi kimse kimsenin özgürlüğüne karışamaz. İster parmak arası giyer, ister parmağın üstünde giyer, ister ayağının altında giyer. Onun özgürlüğü. Ona biz karışamayız ki. Ne de belediye karışabilir, ne başkası karışabilir. Öyle bir şey olamaz ya. Eğer kadın erkek bir eşitliği varsa yani bizim de yani parmak arası terlik giymek hakkımız yani. Dediğim gibi çok enteresan, trajikomik bir durum bence. Bir şey değil mi? Herkesin görüşü, fikri. Ne diyebilirim ki? Adam ev, kızını evde tutmaya çalışsa kızı balkondan kaçar, o hesap. Eğer erkeklerin ayaklarını kapatmak istiyorlarsa önce bayanları kapatmaları gerekir. Bu gibi şeyler genelde böyle hani bir mahallede çıkan bir dedikodudur. Sonra bütün halka mal edilir. Ben bir apartmanda oturuyorum. Alt kattaki insan evinde alkolünü içsin. Ama balkona çıkıp nara atmasını istemem. Yani kimse kimsenin hayatını bence kapsamamalı, karıştırmamalı. Böyle bir şey yapılmışsa bir gerekçesi vardır mutlaka. Değil mi?